Merhaba efendim, iyi akşamlar. İçer TV'ye ve Radyo Klas'a hoş geldiniz. Detay programındayız ve Detay programında bu hafta Mersin İdman Yurdu'nu konuşacağız yine. Ve konuğumuz da eski hakem Mahmut Altunbakır. Kendisi aynı zamanda İçer TV'de yayınlanan Ön Libero programında da yorumlarıyla katkılarda bulunuyor. Ve Mersin gündeminde yaşanan sporla ilgili gelişmeleri bizler için yorumluyor diyoruz. Abi diyeyim çünkü spor programlarında şimdilerde moda samimiyet. Tabii biz göbekte muz yeme gibi samimiyeti abartmayacağız ama abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Mahmut Hocam, Mersin İdman Yurdu'nun durumu malum. Şimdi yakın geçmişten başlayacak olursak ki şimdi sırasıyla dile getireceğim şeyler sanki bir yılda veya üç yılda yaşanmış gibi çok şey, çok kısa bir zaman içerisinde. Malum teknik direktör Bülent Korkmaz göreve getirildi. Bülent Korkmaz işte maddi sıkıntılar nedeniyle takımdaki futbolcuların gruplaşması, performansının düşmesi, para boykotu, paramız alır maça çıkarız söylemleri altında başarılı olmaya çalıştı, olamadı. Sonrasında hoş olmayan bir şekilde takımdan gönderildi. Bu da ayrı bir konu tabii ki. Çünkü sahte imzalı belgelerle gönderilmeye çalışıldı. Antalya kampına gittiğinde kendisine ve ekibine otelde yer ayrılmadığını gördü. Hakan Kutlu ile anlaşıldı. Hakan Kutlu göreve başladı. Bir gün sonrasında da ya daha 24 saatte olmadan Ali Kahramanlı'nın Hakan Kutlu doğru bir isim değil söylemine alınarak, haklı bir şekilde alınarak görevini bıraktı. Sonrasında Ali Kahramanlı yapmış olduğu açıklamada 11 Ocak'taki Olağanüstü Genel Kurul'da ısrar ediliyor ama ben asla artık başkan adayı olmayacağım, maddi manevi yoruldum dedi. 14 trilyon eski deyimle 14 milyon Türk lirası alacağım var. Süper Lig'de kalırsa bu takım paramı alırım ama küme düşerse feda olsun dedi. Ama sonrasında bugün elimize ulaşan bilgilere göre Ali Kahramanlı'nın son 10 günlük süre içerisinde federasyondan Mersin İdman Yurdu'na gelen 2 milyon Türk lirası parayı icra yoluyla aldığı yönünde bilgiler var. Şimdi yaşanan bu gelişmeler üzerine Ali Kahramanlı dedi ki benim hiçbir şeyden haberim yok, yönetim kendi kendine karar alıyor, uyguluyor dedi. Buna geride bıraktığımız ay perde arkasından yönetime el koyan Burhanettin Kocamaz çok sinirlendi. Herkes olağanüstü toplantıya çağırdı. Kahramanlı'ya iki kez mesaj gönderdi. Kahramanlı toplantılara gelmedi. Şimdi Mersin İdman Yurdu programa girmeden önce konuşurken dediniz ya, yani Mersin İdman Yurdu karanlık, yani bakın şu karşıdaki karanlık gibi. Ne olacak bilemiyoruz. Şimdi ne oluyor Mersin İdman Yurdu'nda? Niye böyle oluyor? Ne olacak? Şimdi öncelikle şu soru şu. Mersin'in havası gibi İdman Yurdu şu an. Yani Mersin'de Ocak ayının şu an 8'indeyiz. Hala yağmur yağmış değil. Yağmur mu yağacak, kar mı yağacak, yukarılara kar yağıyor, dolu mu yağacak. Yani bir enteresan bir Mersin'in bir hava durumu var. Mersin'de havası şu anda enteresan. Yani ne yağacak? Bundan 3 gün önce yağmur yağmadan önce Mersin'de bir don vardı. Yani neredeyse bir ağaçlar, meyveler, şunlar bir de don olacaktı. Şükürler olsun Cenab-ı Allah bir yağmur indirdi. Hava, insanlar rahatladı, herkes bir rahatladı. İşte Mersin'e de böyle bir yağmur lazım. Bu yağmuru da kim yağdıracak? Burhanettin Kocamaz yağdıracak ama yağdırmasına müsaade etmiyorlar. Şimdi Burhanettin Kocamaz bu takıma 4-5 milyon para vermiş. Şimdi kimse bu takıma 4-5 milyon para verip de geriden izlemez. Biz daha önce bundan 2-3 yıl önce başka kanallarda yapmış olduğumuz programlarda Sayın Mahmut Aslan'ın bize şu beyanatı oldu. Hatta bir gecede bile birlikte olduk. Orada ben dedi ticaret adamıyım. Sanayiciyim, iş adamıyım. Ben parayı sokakta toplamıyorum. Hiçbir sanayici ve iş adamı parayı sokakta toplamıyor. Alın teriyle kazanarak, vergi ödeyerek bunların üstesinden geliyor. Biz dibi görünmeyen kuyuya para vermeyiz. Biz sevgili Ali Kahramanlı'yı çağırdık. Oturalım, konuşalım. Ne var ne yok ortaya dökün. Sayın Ali Kahramanlı dedi ki, hatta o genel kurula gittim de genel kurulda 2 milyonunu bağışladı. Sözde orada bağışladı. Ki bu sözde olan işlere ben asla
kabul etmiyorum. Sözde bu iş olmaz. Bu işte beyanla olur. Yazılı beyanla olur. Ben kulüpten 16 milyon alacağım vardır. Bu 16 milyon paranın 2 trilyonunu bağışladım diye resmi belge verir. İmzalar bu gündeme girer. Öz sözlü. Yıldırım Demirören de öyle söyledi Beşiktaş'ta. 100 trilyon, 106 trilyon parayı bağışlayacağım dedi ama bağışlamadı. Hala şeyler devam ediyor. Yani sözlü işler sakat işler bana göre. Derler söz uçar yazı kalır. Yazı kalır sen, hesabı. Evet. Şimdi sevgili Sayın Mahmut Arslan dedi ki başkan şu hesapları bir dökelim. Tamam şuraya şu borcumuz var bunu, onlar belli. Fakat sizin 16 milyon alacağınız nereden kaynaklanıyor? Onu dökün ortaya dedi. Sayın Karaman onu dökemedi. Yani bu paraların... 3 yıl önce olan bir konu. Tabii 3 yıl önce olan. Bunu dökemedi ortada. Yoksa bu, biz dedi bu şehrin dinamikleriyiz. Bu şehrin takımını Mersin marka şehirse, Mersin marka bir kulüpse biz bu marka kulübü, marka şehri yalnız bırakmayız. Sahipleniriz. Ama biz dediniz şunu kimse istemesin. Dibi görünmemiş kuyuya biz para atmayız. Evet. Para vermeyiz. Dedi ve olay orada kapandı. Çözüm bulunmadan kapandı. Niye? Burada Sayın Ara Karabanlı'nın bir takım ihtirasları mı diyeyim, hatası mı diyeyim, iş bilmezliği mi diyeyim, nasıl diyeyim, nasıl diyeceğim ben de bilemiyorum. Geçen bundan 2-3 gün önce Önlü Bera programında sevgili arkadaşlarımızla burada bir tartıştık. Taraflar Derneği'nin ikinci başkanı sevgili gazeteci arkadaşlarımız burada Önlü Bera programında Ali Karaman'ın başarılarından bahsettiler. Ben dedim ki asla bu başarıyı kabul etmiyorum. Böyle başarı olamaz. Nedir başarı? 28 yıl sonra Mersin İdmanı'nı lige çıkarmak. Tamam bu başarı ama başarıyı devam ettirmek için ne yapmak gerekli? Kulübün mali bütçesini. Siz kulübü aldınız 80-90 trilyon borçla Süper Lig'e çıkardınız. Düştünüz, tekrar çıktınız. Şimdi geçen sene bu takımı Rıza Hoca 7. bitirdi Süper Lig'i. Bravo. 47 puanla. Biz dedik ki burada hesapladık ya. 13 galibiyet şu kadar. 7 beraberlik şu kadar. 26 milyon lira Rıza Hoca'nın takıma katkısı olmuş. Kulüp başkanından çok katkısı olmuş. Yani şu galibiyetlerle Rıza Çalınbay kasaya 26 trilyon para koymuş. Para koymuş. Evet. Para koymuş. Şimdi sen hangi kulüp yöneticisi 26 trilyon, 1 trilyon, 3 trilyon para koymuş? Siz koyduğunuz parayı istiyorsunuz. Başarıysa en başarılı burada Rıza Hoca. Böyle bir başarılı bir hocayı elden kaçırmak bence iş bilmezliktir. Evet. Yani siz buna aman hocam gitme biz sana 300-400 daha fazla verelim, 500 daha fazla verelim. Çünkü zaten Rıza Hoca gitmeseydi bu takımı kendi kurmuş olduğu takımdı. Bu takımda şu anda bizim en az 20-22 puanımız vardı. Evet. Geçen seneki istatistiklere bakın 15. haftada Mersin Mersin'de 22 puanı vardı. Şu anda 17. haftada Mersin Mersin'de 10 puanı var. 2 galibiyeti var. Evet. Yani şimdi zaten sıkıntı yönetimin 3'e bölünmesi. Yönetimin içine Mersin Mersin içine siyasetin sokulması. Evet. Hala bazı yöneticiler siyasi bir partinin gündemiyle orada kalıyor. Güdümüyle orada kalıyor. Yani burada bu insan burada olacak. Bu benim adamım diye orada kalıyor. Böyle olmamalı. Mesela ben biraz konuyu şöyle açayım. Sabah ben kendi çocuğumu üniversiteye götürdüm. Sabah kalktım. Geç kalmıştı. Ben götürdüm. Şöyle bir kafamdan tasarı geçirdim. İnanın dedim. Elimde bir yetki olsa bu şehrin belediye başkanını, belediye meclis üyelerini tamamen üniversiteler profesörleri yaparım. Evet. Şehrin başkanı, şehir planlamacısı bir üniversite de hoca olacak. Hoca olacak, o başkan olacak. Altında da tamamen profesör olacak. Mesela şimdi diyoruz ki ilkokul mezunlarını veya ilkokul mezunlarını memur yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Bir yasa çıkaracaksın. Üniversite mezunu olmayan meclis üyesi olamayacak. Üniversite mezunu olmayan belediye başkanı adayı olamayacak. Evet. Bir yasa çıkar. Yolları gördüm. Harika yollar. Ortam, ağaçlar, yeşillik, temizlik. Oradan çıktım, çarşıya indim. Rezalet. Yani demek istediğim ehli insanlar. Bu yönetim içinde spordan anlayan, spordan gelmiş, bu işin hamurunu yalamış, yutmuş insanların olmaması.
İtmar'ını bu hale getiriyor. Evet. Şimdi Antalya kampına bakıyoruz. Değerli kardeşlerim orada takımı izliyor. Sürekli saat başı haberleşiyoruz. Şimdi 18 tane futbolcu var Antalya kampında. 18 futbolcu var. Bunun 4 tanesi sakat. 4 tane sakat. Ve Antalya kampına katılmayan 4 tane oyuncu var. Bu gitmesine kesin gözüyle bakılan, yani takımdan gönderilen daha doğrusu. Gönderilecek. Servet Çetin, Sinan Kaloğlu. Onlar gitti. Onun dışında. Onun dışında. Veliton katılmamış. Sadıku katılmamış. Vedelson katılmamış. Tita katılmamış. Halili katılmamış. Pukas sakat. Etti 2-4-6. Şu anda bunun dışında 18 oyuncu var. Bunlar da 4 tane sakat. Takım 13 kişi çalışıyor. Takımın başında hoca yok. Takımı Serkan Damla, Burhan Baygın ve eski kalecimiz Oğuzhan çalıştırıyor. Takım bugün 9 Ocak Cumartesi günü İzmir'de oynayacağı Buca maçına gitti. Nasıl gitti? Kafilenin başında yönetici yok. Evet. Hikmet Kaya Antalya kampında yönetici olarak kalıyor. 2 gün öncesinden takımı bırakıyor. Acil toplantı var diye Mersin'e geliyor. Takım orada kendi başına. Peki o toplantı oldu mu? Çünkü dün daha doğrusu Burhanettin Kocamaz işte çağrı yapmıştı. Herkes gelsin, olağanüstü toplanacağız. Bu böyle gitmez. Bir karara varalım demişti. İşte Antalya'da bulunan yöneticiler de Mersin'e gelmişlerdi. Ama o toplantı oldu mu? O toplantı oldu. Ancak o toplantı Ali Karaman'a katılmadı. Burhanettin Kocamaz çağırmış, iki kere mesaj çağırmış, göndermiş ama gitmemiş. Gelmemiş. Evet. Gitmemiş, gitmiyor da, gitmeyecek galiba. O toplantıda şu var. Ali Karaman'la bir tane... Peki Ali Karaman'la haricinde yönetimdeki önemli isimler, mesela bir Senan İdin. Senan İdin, Burhanettin Bey'le beraber hareket ediyor yani, bu konuda. Evet, yani... 3-4 tanesi. Önemli yöneticilerin katıldı mı o toplantıda? Ayhan Erdem ben duydum, Sinan İdin duydum. Bir iki tane daha var. 3-4 kişi var. Fazla kalabalık yok. Yönetim şu an zaten 3'e bölünmüş. Sinan İdin grubu var. Bir Kocamaz taraftarları. Kocamaz taraftarları var. Bir Kahraman İdin taraftarları var. Ali Kahraman taraftarları var. Ama Sinan İdin dediniz işte Sayın Kocamaz'la birlikte hareket ediyor. İşte ediyor ama onun da bir grubu var işte. Ha, onun da bir grubu. O da onun yanına aldığı için onu. O da onunla hareket ediyor. Çünkü etmek zorunda. Çünkü şu anda Mersin İdmanı'ndan tek yardımcı olacak kurum Büyükşehir Belediyesi. Onun evet. dışında kimse bu işin içine girmez. Ben olsam ben de girmem. Ben bir sanayici iş adam olsam. Ha Mersin'i seviyor musun? Seviyorum tabii. Verir misin paran olsa veririm. Ayrı konu ama dibi karanlık kuyuya taş atmam. Para atmam. Ama evet. Burhanettin Kocamaz sorumluluk taşıyor. Sorumluluk sahibi. Şimdi Süper Lig'de bir takım. Seçilmiş çünkü kendisi. Bugün yarın Mersin İdman Yurdu işte PTT 1. Lig'e düşse ya da işte ikinci lige düşse, sonrasında işte takımı kapatsa, ligden çekse, kapıya kilidi vursa, çünkü insanlar... Sorumlu Burhanettin Kocamaz. Ona diyecekler yani sen Büyükşehir Belediye Başkanısın, sen neden sahip çıkmadın diye hesabı ona soracaklar. Hesabı, Kahramanlı'ya gitmeyecekler. Bir yere kadar hesap soracaklar. Bir yere kadar. O da çıkar basın açıklaması yapar. O da zor bir şey değil bu iş. Yani bu takımı ben buradan alıp da buraya ben getirmedim. Şimdi getirdiler bombayı kucağıma koydular. Ben de bu kadar yapabildim. Ben evet. kalkıp da koca şehrin buradan Çamlıya'dan Anamur'a kadar olan şehirdeki insanların bütçesini kalkıp da ikmalinde gömecek halim yok. Yani ben vereceğimi verdim. 4-5 milyon para verdim. Paran da nereye gitti belli. Açıklarsa buranın tıkılmayan memlekete zaman kimse gezemez. Evet. Siz mesela yayından önce konuştuğumuz şeyde hesaplardan çekilen paralar var. Kimin nereye gittiği aldığı paralar var. Evet. Siz ben size para verin diyorum. Topçuların parasını ödeyin. İtmanlara çıksınlar. Maçlara çıksınlar. İkinci yerde transfer yapın diyor. 4-5 milyon para veriyorum. Bu paranın 2 milyonunu siz hesabınıza aktarıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Borçlara ödüyorsunuz. Futbolculara 5'er lira para ödüyorsunuz. 10'er lira para ödüyorsunuz. Her futbolcunun maç başı 30 lira, 40 lira ödemeleri var. Bunları siz ödemiyorsunuz. 5 lira 10 lira ödüyorsunuz. Futbolcu da bir yere kadar tahammül eder. Bir yerden sonra artık tahammül etmez. Çünkü bunlar tahammül edecek oyuncular değil. Bunlar yaşı 32-33 olmuş. Son turlarını yaşıyorlar. Evet. Yani futbol hayatlarında son turlarını artık bunlara para lazım. Bundan sonra iş lazım. Futbolu bırakıp sonra belki kimisi antrenörlük yapacak, belki yapamayacak. Ama ne olacak? Ticarete yönelecekler. Bunlar için artık para paradır hesabından gidiyor. Onun için de Burhanettin Kocamaz'ın yapacağı burada pek fazla bir şey yok. Kimse yani
Burant Dink Hocamız bu takımı ligde tutar, ligde bırakır diye bir düşüncesi olmasın, toparlamaya çalışıyor. Peki şimdi Ali Kahramanlı dedi ki ben kesinlikle 11 Ocak'taki şeyde hani 2015'in son günlerinde yapılan toplantıda Ali Kahramanlı'yla ki istifa ettim ben demişti. İstifasını yönetim kabul etmedi. Burhanettin Kocamaz'la bir araya gelindi, konuşuldu. Karar alındı. Yeni yönetim oluşturulacak. Ali Kahramanlı yönetiminde Haziran'a kadar devam edilecek karar verilmişti ama şimdi Ali Kahramanlı ondan da vazgeçti. Bu şartlarda ben devam etmeyeceğim diyor. 11 Ocak'ta da aday değilim diyor. Peki onun yerine gelebilecek şimdi kimse var mı? Yani bir kişi çıktı mı? Senan İdin mi? Yoksa işte Özgür Sanal mı? Yani Burhanettin Kocamaz'ın temsilcisi, yönetimdeki kişi mi? Yani kim, bir isim var mı şimdi? Soru şu o zaman. Sorduğunuz soru şu. Şimdi tamam, biri çıktı aday oldu. Başkan olmak demek... Oraya başkan oldum, oraya oturacağım, koltukta oturacağım, işleri yürüteceğim diye bir şey yok. Kocamaz Kahramanlı demişti ki başkan olacak kişi 10 trilyon yani 10 milyon parayı kasaya koyacak, başkan olacak. Bitti. O parayı verecek kimse yok. Kimse yani. Yok. Kimse vermez. Çünkü tamam 10 trilyon da verilir. 8 trilyon da verir. Belediye başkanı bunu verir. 8 de verir, 9 da verir, 10 da verir. Bitmiyor. Sevgili Ali, bitmiyor. Bitmiyor. 80-90 milyon. Peki, şu anda. Şimdi o diyelim ki biri çıktı 10 trilyon parayı kasaya koydu. Bitmiyor. Bitmiyor ama şimdi o 10 trilyon FIFA'ya gidecek olan para mı yoksa orada kalacak olan para mı? Altı, bir de FIFA'nın yasağın kalkması için ödenmesi tabii, gereken. 6,5 milyon para lazım şu an yasağın kalkması için. Niye transfer yapamıyoruz? Hani yazdılar, çizdiler, onu aldık, bunu aldık. Oyuncuyu 3 ay önce 4 ay götürdüler. Bir oyuncu vardı. İshak vardı. İshak getirdiler. Evet, attırın evet. imzayı. Evet. İşte baştan transfer attırın. Çocuk para diyor. Para vermezse imza atar mı? Atmaz. Hani para yok. Yani onun için 6,5 milyon şu an FIFA'ya, Futbol Federasyonu'na para yatıracaksın. Yani FIFA ile Futbol Federasyonu'nun endeksi çalışıyor. FIFA diyor ki Türkiye Süper Ligi'nde Bank Asya'da oynayacağın kulüplerin mali bütçelerini bana bildireceksin. Gelirlerle giderler birbirini tutacak. Yani gelir gider aslında uçurum olmayacak. Olmuyorsa o takımı gerekirse diyor alt lige düşür. Daha alt lige düşür. Oradan basa basa gelsin. Bütçesini yapa yapa gelsin. Yani hazır oyuncu al. Onu sat. Onu ver. Kulübü amansızca borçlandır. Ya bu böyle bir kulüp başkanı olamaz. Böyle ama şöyle olamaz. Şey söyleniyordu. Şimdi Mahmut Hocam. Bu transfer yasağı geldiğinde. Hani bunu Rıza Hoca da dile getiriyordu. Transfer yasağını biz bir avantaja çevirelim. Transfer yapmadık. Dolayısıyla para da harcamadık deniliyordu. Yani bunu Kahramanlı da söyledi. Rıza Hoca da söyledi. Ama transfer yapılmadı, para harcanmadı ama az önce dediniz yani Rıza Hoca sırf 30 trilyona yakın para koydu galibiyetlerle kasaya. Geçen sene de vardı 80-90 trilyon borç, şimdi de var 80-90 trilyon borç. Transfer de yapılmadı. Bu paralar nereye gitti? Nereye gitti? Çok güzel bir soru. Nereye gitti? Siz faizin oranını biliyor musunuz? Paranın faiz oranını. %17-18. Bir trilyonun bir yıldır faizi. Evet. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi Giray Bulak getirilmişti. Giray Bulak'a zamanında para ödenirse 200 milyar para ödendiği zaman Giray Bulak tamam. Dosyası kapanacaktı. Evet. Ama o zamanında 200 milyar ödenmediği için şimdi Giray Bulak'a 1 trilyon 300 lira para ödenecek. 300 milyar para ödenecek. Bu şaşkınlık değil mi? Evet. Bu iş bilmezlik değil mi? Ya bunun neresi iş? Bak şimdi kimse şunu konuşamaz. Eğer yüreği atıyorsa, yürekli topçu, yürekli antrenör. Hani derler ya şimdi şöyle bir şey var. Sevgili Erman Toroğlu'nun bir sözü var. Televizyon programında eski spor adamları, ya eski demeyeyim, şeyler, antrenörler çıkıyor, yorumculuğa başlıyor, yorumculuğa sonra transfer oluyor. Evet, televizyonlara değişiyor arada. Değişiyor. Gidiyor Elazığ'a, oraya, buraya, Mustafa Denizli örneği işte çıktı, Galatasaray'a gitti falan. Şimdi bunların yaptığı yorum nereye kadar olur? Bunlar federasyonu sallayabilir mi? Sallamak derken reisi mi anlamadım diyorum. Hakeme sallayabilir mi? Yok. Kulübe sallayabilir mi? Sallayamaz. Çünkü iş bekliyor. Hakemle geçinecek. Federasyonla geçinecek. Kulüple geçinecek. Futbolcu da geçinecek. Şimdi Mustafa Denizli bak Sabri'yle yüz göz oldu. Sabri'ye neler söylemişti. Yazıyor basın durmuyor. Evet. Arşivlerden çıkıyor. Şimdi o zaman bu yorumcuyu yapacaksan ne kulüp kovalayacaksın ne hakemle kovalayacaksın. Hiçbir şey kovalamayacaksın. Adam gibi yorum yapacaksın. Şimdi
Çıksın birisi desin ki bu amatör kulüpte bile oluyor. Şimdi topçuyu çağırıyorlar. Nurullah Salam'ın zamanında Mersin'in altına dinamit kondu. Mersin'in altına dinamit o zaman kondu. Çıksın desin ki bir de şu var. Hesabı halka verirsin. Öyle be ya. Yamultusun, kağıtta oynarsın, kağıtta çizersin. Bir şey yaparsın. Ama bunun bir de altı var. O hesabı altta veremezsin. Herkesi kandırırsın. Cenab-ı Hakk'ı kaldıramazsın. Öyle bir şey yok. Öyle bir lüksün yok. Şimdi topçuya diyorsun ki kaça oynarsın? 800 milyara oynarım. Şuraya diyorum 1,5 milyona imza atar mısın? Atarım. Şimdi attın imzayı. Aldın parayı gitti. Ama imza attın burada 1,5 milyona. Şimdi bunun ispatı belgesi var mı? Ben 1,5'a imza attım. 800 para aldım diyebilir mi? Bir suçtur. Diyemez. Evet. Ama işler böyle yürüyor. Yani o üst parayı kim alıyor peki? Kim alıyor? Bilemem. Bilemem. Evet. Yoksa bu borçlanma nereden geliyor? Nereden geliyor? Hani neyi, sen neye verdin şimdi? Yani işte atılan imzalar bunlar. Yani buradan bu çok geliyor. Önemli ve ciddi bir şey aslında. Evet, buradan geliyor. Evet. Ama bunu kimse konuşamaz. Amatör kümede bile var. Amatör kümede bile bunlar yürüyor. Hani amatör kümenin bu işler böyle Süper Ligi'nde, Bal Ligi'nde. Bal Ligi'nde mesela atıyorum. Ne istiyorsun? 20 milyon. 40'a imza at. Bitti. Atar 40'a imzayı. 20'yi alır. O da 20 derken 5 peşinat alır. Maç başı 1-1-1-1 öderler. O da futbolcu bir sakatlanırsa onu para da yok. Onu da vermezler. Para da yok. Gitti gerisi. Bilemem yani orasını. Muamma. İşte dedim ki herkese hesap verirsiniz. Kandırırsınız. Ben sizi kandırabilirim. Ama Cenab-ı Allah'ı ben kandıramam. Bir gün gelecek. Ona döneceğiz. Ona hesap vereceğiz. Evet. Peki şimdi Antalya kampı da devam ediyor işte dediniz Serkan. Bitti, İzmir'e gitti takım. İzmir'e gitti. Takım İzmir'e gitti. Şimdi peki şimdi yine bugün elimize ulaşan bir bilgide deniliyor ki Sadiku'nun serbest kalmaması için işte 60 bin dolar parayı yönetim topladı kendi arasında. Sadiku'nun hesabına yatırdılar çünkü serbest kalırsa çok kolay bir şekilde Kasımpaşa'ya gidebilirdi serbest kalmasın diye. Belki yine Kasımpaşa Sadiku'yu isterse işte oradan gelecek parayla belki biraz borçlar ödenir şeklinde bir niyet düşünceyle galiba öyle bir şey yapıldı. Bir de ki madem transfer yasağı kalkmamış hani elimizdeki futbolcular da işe yarayacak adamlar da çekip gitmesinler şeklinde böyle bir yönetim böyle bir adım atmış. 60 bin dolar para yatırmışlar Sadiku'nun hesabına. O, mesela ona akılcı bir davranış diyebiliriz. Ama nereye kadar akılcı bir davranış? Bunu daha önce de yapabilirdin. Şimdi illaki bilmem neyin ağzına geldiği zaman hesabı olmasın bu iş. Kasımpaşa Donk'u Galatasaray'a verdi. Böyle bir futbolcuya ihtiyacı var. Gerçekten önlü burada. İyi bir mücadele eden, takıma katkı sağlayan bir oyuncu. Ama tabii ki bonservis vererek Kasımpaşa bunu alır mı almaz mı bilemem. Ben almayacağı tahmin ediyorum. Almayacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü yani şu anda yönetim ağzı nasılsa 1 milyon para isteyecek. Kasımpaşa bunu vermez. 1 milyon parayı niye versin? 3 ayda beklerim, 5 ayda beklerim. Zaten Mayıs ayında bunun sözleşmesi bitiyor. Evet. Bittiği zaman başa çıkıyor. Peki şimdi ihtimaller ne? Yani şimdi 11 Ocak'ta olağanüstü genel kurul toplanacak. Mecbur toplanacak. Şimdi orada bir başkan çıkmazsa eğer. Çıkacak. Çıkmazsa çıkacak? Takım kayyuma mı? Yok. Büyükşehir Belediyesi bunu çıkacak alacak. Ama Ali Karaman'la yine şantaj yapıyor. Nasıl şantaj yapıyor? Atıyorum bugün İtmayur'un delegesi 220 tane. Evet. Öyle örneğin diyeyim. 220 tane delegenin 185'i Ali Karaman'ın emrinde. Şu anda 185'lerin emrinde. Yani çıkacak adaya. Ama bu delegeler nerede? Yani genel kurul düzenleniyor kimse gelmiyor. Yani toplasan 20 kişi olmuyor. 20 kişi de onun adamı. Şimdi çıkacak orada mesela X bir aday çıkaracak. Ali Karaman'ı çıkaracak. Bak öyle bir varsayımda ben düşünüyorum. Ali Karaman'ın kendi çıkmayacak ama bir aday çıkaracak. Evet. Bir aday çıkaracak. Çünkü delegenin çoğunluğu kendilerinde. Güç onda. Yani olağanüstü genel kurulu delege çoğunluğu onda olduğu için çünkü niye millet yani takım bizden alamıyor? Seçime gittiği zaman delege çoğunluğu onun elinde olduğu için alamıyorsun. Fenerbahçe'de de oluyor. Diğer takımlarda delegelerin oluyor. Başkandan çıkarı ne? Yani bu. Şimdi ben yazmışım delegeyi. Ben yapmışım. Alacağımı ver diyor gideyim diyor. Şu anda gerçekten bak Ali Karaman diye 10 trilyon veririm elini çeker. Arkasına bile bakmaz.
Arkasına bile bakmaz. Verin 10 trilyonu. Hatta 8 verin, 7 verin. Arkasına bakmaz. Bırakır takımı. O onun peşinde. İdmanın peşinde değil ki o. Onun peşinde. Ama açık açık söyledi zaten. Süper Lig'de kalırsa dedi 14 trilyon paramı alırım. Ama eğer düşerse dedi feda olsun yine dedi alır. Ama hayır, yine alacaktı. Yani söz de olmaz sevgili kardeşim. Evet. Söz de olmaz. O zaman çık. Bak Mersin'de kaç tane noter var. Bu evet. takım düşerse beyan da bulun. Bu evet. takım düşerse param hibe ediyorum. Düşmezse paramı istiyorum. Ver belge. Çıkart kamuoyuna açıkla. Öyle söz de olmaz işte. Peki hani geçen haftalarda konuşuldu. Burhanettin Kocamaz'ın da Ali Kahraman'ya ya getir şu defterleri bir görelim demiş. Ama Kocamaz'a da götürememiş defterleri. Ben demin dedim ya sana evet. bak. Şimdi bu defterleri alamazsın. Bak konuyu nereden nereye getiriyoruz. Ben biraz kimseden fazla Müslüman değilim. Kimseden fazla da dindar değilim. Kendine göre dindarım. Sizin bir defteriniz var. Hak baki oldu mu? Gözünüz yumdunuz mu? Bu defter kapanır. Bir daha kimse bu defteri açamaz. Evet. Yerin altına indin mi? Orada bir defter açılır. O defter orada açılacak Sayın Karamanlı. O defter orada açılacak. Bunu da unutma yalnız. Şimdi sen belediye başkanı istiyor belgeyi, defteri vermiyorsun ama o defter orada açılacak. O zaman da sana Allah yardım etsin. O zaman da sana Allah yardım etsin. Evet. Şimdi Adem senin diyor ki Büyükşehir'i diyor Mersin İtmanı'nın diyor Büyükşehir'i ele geçirmeye çalışıyor. Ya sendeyken ne oldu ki? Kürşat Tüzmen geldi bir şeyler verdi. Lütfi Erlan geldi bir şey vermeye çalıştı. Onun öncesi Zafer Çağlayan. Zafer Çağlayan bir futbolcu getirdi. Onunla bile zarar ettik. Ozan Beşiktaşlı evet, Bursa Spor evet. Ozan. Geldi 9 milyar para aldı gitti. Oynamadan gitti. Oynamadan gitti. İki evet. maç oynamadı. Para aldı gitti. Yani ona kar mı ettik? Ya siz ne yaptınız şimdi? Islak imzalar, bilmem neler, şunlar bunlar. Ya nedir şimdi? Ya şu işte. Mesela Mesut abi. Mesut bilir. Bugün konuştum kendisiyle. Abi neredesin dedim. Erdem'deyim dedi. Evimde. Annesine rahmet olmuş. Tekrar Allah rahmet eylesin. Kampta mısın dedim. Yok gitmedim dedi. Beklentideyiz. Yani onu da bile çözememişler. Ya idare menajer. Seni yerine ayırıyor. Kamp yerine ayırıyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Şimdi bunlar bir de şey istemiyor. O gün dedik ya şeyde geçmiş spor programında Aksar Belediye Başkanı Kulüp Başkanı ismini biliyor musunuz? Yok. Bilmiyorsunuz. Ben de o gün çıktığında bir ilk defa televizyonda orada öğrendim. Adam diyor ki bizim borcumuz yok, harcamız var diyor. Ya yani evet. bu böyle bir kulüp başkanı ligde kimse istemez. Hani bunu evet. adamın ayağını kaydırırlar. Çünkü ligde ilk defa örnek ya. Borcumuz yok, harcamız var diyor. 40 milyonla diyor biz bir kulübü döndürüyoruz. Şu anda Aksaray Belediye'nin kaç puanı var Allah aşkına? 32 puanı var. Bu yöneticilikten geçiyor işte yani. Yani işi bilmekten geçiyor. İş bilen ehli yani harama helale el uzatmamak kaydıyla. Bu iş böyle geçiyor. E şimdi Adem senin diyor ki İtman Yurdu'nu diyor Büyükşehir'i el almak istiyor. Ya alacak tabii. Bu şehrin tek dinamiği Büyükşehir. Evet. Şimdi yasalar gereği Kocamaz'a tabii başkan olamıyor. Burhanettin olamıyor. Kocamaz. Peki Kocamaz kozunu nasıl oynayacak bu? Yani Kocamaz kozunu nasıl oynayacak Sayın Kocamaz? Tabii ki Mert'te dinamikler var. Ona söyleyecek. Buna rica edecek. Bir yönetim oluşacak. Mutlak surette gitmeydi. Kayyuma falan gitmez. Ben asla inanmıyorum. Çünkü Burhanettin Başkan onu göndermez. Ha takım ikicilikte mi olur? Bankacılığa mı olur? Bilemem. Onu da artık katlanacağız. Bir yönetim yapar. Zaten içeride Özgür Bey var. Evet. Özgür Sanal Başkan Vekili. O içeride. Birkaç adam da içeri müteahhitlerden, şehrin dinamiklerinden işte nedir? Büyük sanayiciler vardır. Söyleyecektir. Mutlaka sözü geçen bir insandır. Gelecekler oraya. Belki de büyük paralar değil de geçici olarak şu transfer yasağını kaldırmak için. Bunlar olacak, olacak. Bunlar olacak, olmayacak değil. Transfer yasağı da kalkacak belki de. Yapacaklar, halledecekler ama takımın sonu ne olacak? Sonu karanlık. Borcunun sonu ne? Sonu karanlık. Ha bu takım ligde kalır mı? Bana göre kalmaz. Ya bu sene düşer diyorsun. Düşer bu takım. Çünkü gidişat kötü. Şimdi bir yönetim oluşturdunuz sevgili Ali. E şimdi takım kampa gitti. 13-14 oyuncuyla idman yapıyorsun. Antrenman yapıyorsun. Şimdi bu takımı içine getir sen. Hocam dışarıdan... bu masrafı kim karşılıyor? Şu anda Antalya'daki masrafı. Ya onlar çok büyük paralar değil. Onlar 3-5 milyar, 6 milyar, 10 milyar, 20 milyar, biten ya da 50 milyar biten paralar. Bunlar nedir? Yani o kadar idmanın bitmiş, ölmüş o kadar vaziyet, da değil yani. Vaziyeti yok yani. Bu takım bir süreçte bir kişi çıkar o paraları yatırır yani. 50-100 milyar paralar.
şey paralar değil. Yani bir yönetim oluşacak. O yönetim işte 13-14 topçu o da idman yapacak. Şimdi bu oluşacak yönetim 5-6 topçu alacak. Getirecek, bunun içine monte edecek. Nasıl monte edeceksin? Hazırlık kampına gelmemiş. Oyuncu hazır mı değil mi? Hoca gelmiş, hoca gitmiş. Evet. Bırak en azından oynama hocayla. Hoca hakkında beyanat veriyorsun. Ben varken Hakan Kutlu orada çalışamaz. Bırak takıma müdahale etme bari. Bırak idman yapsın takım orada. Takımı da rahat bırakmıyorsun. Toplantıya içeride toplantıya gelmiyorsun. Şimdi sen nasıl bu insana? Bunun niyeti o zaman halis değil. Şimdi diyorlar ki Ali Kahraman'ı başarılı. Allah aşkına ne başarısı ya? Ne başarısı? Evet. Ya onun için yani takım şu anda yarın televizyonda izleyeceğiz. Buca Spor'la kupa maçı var. Göreceğiz kimlerle çıkacak sahaya. Nasıl olacak? Ne olacak? Yarın şekil şekil bu ortaya çıkacak. Bir şeyler ortaya çıkacak yani. Evet. Şimdi şey de var tabii. Şimdi hakikaten yani perde arkasında çok siyasi oyunlar dönüyor. Şimdi hatırlanacağı üzere Lütfi Elvan işte seçimlerden sonra başbakan yardımcısı olduğu da kesinleştikten sonra Mersin'deki birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri hatta muhalefetteki partilerin milletvekilleri falan Lütfi Elvan'ın makamını ziyaret ettiler. Çok kişi gitti Mersin'den, iş adamları, oda başkanları, sanayiciler, işte Ali Kahraman da aralarındaydı. Hatta orada Ali Kahraman'ın oraya gidişinin işte Lütfi Elvan'dan maddi manevi destek almak olduğu düşünülmüştü. Yani o amaçla gitti şeklinde. Kendi işleri içinde gitmiş olabilir yani iş adamı niyetinde. Ama Mersin İdman Yurdu açısından Lütfi Elvan'dan beklediği yüzü göremedi diye manşetler atıldı Mersin'de. Şimdi Sayın Kocamaz da ipleri ele alma çabası içerisindeyken yani bana yani yar olmayan sana da yar olmasın şeklinde. Çünkü Burhanettin Kocamaz Mersin İdman Yurdu'nun yönetimini el aldıktan sonra başarılı da olursa Burhanettin Kocamaz'ın popülaritesi yükselecek. Hem MHP'ye hem de kendine bir artı puanlar kazandıracak. Ama bunu AK Parti de istemez, CHP de istemez. Sizce doğru mu? Mersin açısından doğru bir şey değil. Ama bizdeki siyaset ortamı açısından, siyasetin yapılması açısından bu böyle olacak. Bunu CHP de istemeyecek, AK Parti de istemeyecek. Dolayısıyla bir şey vermeseler de CHP bir taraftan şimdiki yönetimi etkileyebilir, AK Parti bir taraftan etkileyebilir. Yani bana yar olmadı, ona da yar olmasın düşüncesiyle. Yani asıl amaç o siyaseti spordan, buradan mümkün mü? O da yani mümkün mü onu da bilmiyorum ya, çıkarmak. Ondan sonra başarı ancak gelebilir ama mümkün mü acaba siyaseti bu spordan? Çünkü artık futbol bir spor olmaktan da çıktı, bir sektör haline geldi. Yani her şeyle bir sektör oldu artık. O var, şimdi güzel şeye temas ettiniz. Ben de şöyle değerlendireyim. Sizce futbol federasyonu özerk midir? Efendim? Futbol federasyonu özerk midir? Olması gerekir ama olduğunu düşünmüyorum. Özerk. Şimdi önce oradan başlayacağız. Yani kağıt altı üstünde özerk gibidir ama değil. Olduğunu değil. Düşünmüyorum. Futbol federasyonu özerk olsa seçimde Haluk Ulusoy salona alınmadı. Evet. 65 tane imzası yok sayıldı. Evet. Siyasi güç buraları elinde tutuyor. Buraların bütçesi çok büyük. Evet. 1 trilyona yakın bütçesi var. Futbol federasyonunun 1 trilyona yakın bütçesi var. Bugün futbol federasyonunda görevli milli takımlar genel direktörünün aylık maaşı 300 milyar. Evet. Yıllık dönüşümü 400 trilyon. 400 trilyon. Şey, doğru değil mi? Evet. Şimdi bunun gelişi, gidişi, yatışı, kakışı, uçak parası, sekreteriyası, şusu, busu bunları koyarsan 5 trilyon, 6 trilyonu buluyor yıllık. Büyük çok, paralar bunlar. Çok para, evet. Futbol federasyonu bir kere özerk değil. Kağıt üzerinde özerk ama özerk değil. Çünkü orada bir seçim olduğu zaman siyasi ekran erk oraya müdahil oluyor. Diyor ki şunlar olacak, bunlar olacak. Dön gel aşağı doğru, bu da aynı. CHP diyor ki böyle olacak, AKP diyor ki böyle olacak, MHP diyor ki böyle olacak, bir karışmayan HDP var. Evet. Yani itibarından karışmayan bir HDP var. Evet. Onlar karışmıyor. Onlar karışmıyor. Diğerler hepsi karışıyor. Hepsi karışıyor, doğru. Çok doğru.
HDP herhangi bir şeye karışmıyor. Bu işlere karışmıyor bak. Hiç duyduk mu ismini? Ama HDP Akdeniz Belediyespor'u da alttan güçlendiriyor. Aa. Akdeniz Belediyespor da emin adımlarla ilerliyor. Biz de onları İçer TV kanalında övdüğümüz zaman bizi hemen farklı anlamda bizim siyasette işimiz yok. Biz siyaset adamı değiliz, biz spor adamıyız. Biz çıkarız, kim iyi yapmışsa o sporu överiz, ön plana çıkarırız, yüceltiriz. Yapamayanı da eleştiririz. Ya Akdeniz Belediyespor işte bugün yarın ikinci lige, PTT birinci lige çıkarsa da şaşırmamak yani lazım. Şimdi şaşırmamak lazım. Şimdi çok oyuncu yetiştiriyorlar, çok oyuncu satıyorlar. Yapıyorlar bir şeyler. Yani özümüze dönelim. İşte CHP, MHP ve AKP. Şimdi buraya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon geldiği zaman bu ilimizin o milletvekilleri, ilçe başkanları, il başkanları oraya, o stada nasıl gidiyorlar? Siz ortasınız. Geliyorlar, hepsi geliyor. Yani bana girişini anlatır mısınız bir? Girişini anlatın bana. Nasıl gidiyorlar? Araba yanaşıyor hızlı bir şekilde, kapı açılıyor hızlı bir şekilde içeriye gidiyorlar. Hiç kontrol var mı? Hiçbir kontrol yok. Kontrol yok. Transit. Biz bile yani kamerayla, mikrofonla bir şey röportaj yapmak için yetişemiyoruz bile. Hemen polis korkmasın. Bazen size bile zorluk çıkarıyor değil mi içeri girerken? Evet. Aynen. Ama onlara bir zorluk yok. Evet. Ne oldu şimdi? Siz geleceksiniz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon maçında burada hiç kapıdan kontrolsüz, ücret ödemeden gireceksiniz. Orada protokolde babalar gibi yukarıda izleyeceksiniz. Takım buraya geldi mi de biz yokuz. Diyeceksiniz. Ya böyle olursa o başarılı olur, böyle olursa başarılı olur, bu olursa böyle olur demeyeceksiniz. O zaman ne olacak? 11 tane milletvekilimiz var. Evet. 11 tane milletvekili, vali, belediye başkanı gelir, oturur. Bu ilçede bir toplantı yapılır. Bakın 11 tane milletvekili, Lütfü Elvan da bir de gelsin. İnanın diyorum yapacağı toplantıda salon sığmaz. Salona insan sığmaz. Ve atlarlar. Ben yönetime gideyim diye. Niye? İktidarın gücü var. Yerelin gücü var burada. Evet. Atlarlar ben yönetime gideyim diye. Niye? Şimdi doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Ben şimdi inşaat müteahhidi olacağım. İtmar'ına 2 trilyon, 3 trilyon para vereceğim. Bunu nereden çıkaracağım? Bana vereceksin kaldırım ihalesi. Bana vereceksin asfalt ihalesi. Bana vereceksin karayollarından bir ihale. Oradan onu vereceksin. Oradan aldığım paralarla ben buraya İtmanyolu'na destek sağlayacağım. Ya yok böyle bir şey. Ondan sonra ki benim param gidiyor. Hangi paran gidiyor? Önceden verdiğin parayı alıyorsun. Babanın tarlasını sattın da, annenden kalan birazları sattın da, getirdin de Mersin'e mi gömdün? Evet. Veya da verdiğin parayı sonra hibe mi ettin? Yok böyle bir şey. Ya böyle bir mantık, böyle bir yöneticilik olamaz. Bir amatör yönetici bile bunu yapmaz. Evet. Şimdi bir de böyle önemsiz gibi gözüken ama aslında insanın canını sıkan şeyler var. Şimdi bunu kim yaptı işte? Şimdi Bülent Korkmaz ekibiyle kalkıyor, kampa gidiyor. Bakıyor ki kendilerine otelde yer ayrılmamış. Orada yöneticilerle telefon görüşmesi yaparken işte WhatsApp'la cep telefonuna bir yazı geliyor. Kulüpteki görevine son verildiği yönünde bir tebligat. Onun görüntüsünü gönderiyorlar. Ama tebligattaki imza sahte imza. Şimdi nasıl ya? Bunu kim yapar? Yani niye yapar bunu? Yani bu çocuk yapmaz bunu ya. Bu... Şimdi ben size bir söz veriyorum. Şimdi ben programa çağırdınız. Bir söz verdim. Çıktım geldim. Teşekkür ederim. Siz beni çağırdığınız zaman buradaki durumdan gelmediğinde buradaki durum ne olur? Evet. Değil mi? Bir sürü insana yalan çıkmış olur. Zor duruma düşeriz. Zor duruma düşeriz. İkinci defa böyle bir şey yaptım. Üçüncü defa siz bana inanır mısınız? İnanmayız tabii. İnanmazsınız. Ondan sonra yapacağımız şeyler WhatsApp'ta olur. Sen yazarsın dersin ki ya bırak Mahmut Bey bu işleri hocam ya. Bir oldu, iki oldu. Bunu kimse bilmez. Aramızda geçiyor bunlar. Evet. Ya bir söz veriyorsun, iki söz veriyorsun. Gelmiyorsun. Bırak bu işleri. Bir daha biz seni çağırmayız da böyle konuk da olmasın. Bir şey olmasın. Çünkü verdiğin sözde durmuyorsun. Şimdi orada o yöneticinin Bülent Korkmaz'ın karşısına çıkacak gücü yok. Yüzü yok. Çünkü ne söz verdin de onun karşısına dikip de şimdi adama karşı verdiğin sözleri yerine getirirsen karşısına dikilirsin. Çatı çatı konuşursun. Demek ki bir şeyler söz vermişsin. Yerine getirmemişsin. WhatsApp'tan oradan sahte imzayla yazıyorsun, gönderiyorsun. Yani bir nevi böyle adamı sindire sindire göndermek istiyorsun. Ama yöneticilik bu değil.
Ha borcun da olabilir Bülent Korkmaz'a. Olabilir. Gayet normal. Ya borç yiğidin kamçısıdır. Ya borç olabilir bir kulüp. Her insanın sana borcu vardır. Burada aklıma şey geldi. Şimdi gerçekten öyle yaptı mı? Şey dedi ki Mesut Bakkal. Ben buradan ne yaptım ki dedi. Bir şey yapmadım dedi. Sözleşmemden doğan alacaklarım var. Doğru dedi. Vallahi de billahi de tek bir kuruş para istemiyorum dedi. Mersin Mardun'a bırakıyorum. Çünkü bu parayı hak edecek bir şey yapmadım ben dedi. Çıktı gitti. Hakikaten yani onu bağışladı mı o Mesut Bakkal? Onu sonra göreceğiz. Evet. Sözde yine bak. Yine sözde. Şimdi Galatasaray'da Hamza Hamzoğlu ne dedi? Çıktı mı? Basına yansıdı. Mesut Bakkal'ın gibi basına yansıdı mı? Yansıdı. Yani. Nasıl yansıdı? Yansıdı. Yani yerel basına yansıdı. İşte yiğitlik denildi. Yani Ulusal basına? Orada da çıktı ama çıktı. O kadar çok demek değil. Demek ki o biraz doğru tarafı var. Ulusal, biraz doğru. 160-70 doğru tarafı var. Ulusal basına da çıktı. %30 da biraz bekleyeceğiz. Çünkü evet. Yani 3 ay Giray Buran da gittiği zaman böyle bir şey yoktu. Evet. Böyle bir şey yapmayacak falan dendi. Ama sonra ne oldu? Ama Giray Bulak öyle söylememişti. Bu şey söyledi. Yani Mesut Bakkal söyledi. O zaman inanacağız. Ya basının önünde söyledi. Dijitürk'ün önünde söyledi. Yani o zaman inanacağız. Bunu söyledi. Ben dinlemedim ne ama yaptı, o zaman inanacağız. Tabii tabii basın toplantısında söyledi. Yani, bravo o zaman. Maç sonundaki basın toplantısında söyledi. Şimdi yani, mesela inanacağız derken biraz da şimdi şöyle şu anda aklıma bir şey geldi. Yani maçı hayal ettim. Orada bir hareketi geldi. O harekete göre inanıyorum. O harekete göre. Tribünler Bakkal istifa, Bakkal istifa diyor. Elini göğsüne atıyor, öyle vuruyor. Tamam diyor. Tamam. Maçtan sonra bitiyorum. Bitiyorum işi diyor. Evet. 55-60 dakika. Abi 90+5'e kadar Bakkal istifa, Bakkal istifa. Yani adamı madar ettiler. Ben de buradaki yorumlarına söyledim. Bakkal gitti. Manav geldi. Evet. Peki Manav'a da istifa diyeceksin mi? Evet. Diyemedin. Bir ara seyirci şatırdadı. Yönetim istifa, yönetim istifa. E şimdi gitti. Manav da gitti. Marketçi geldi. Daha marketçi kapıyı açmadan onunla geldi. O da gitti. Şimdi şeyde diyor ki Hakan Kutlu şimdi başkan böyle söyleyince yani doğru bir isim değildir deyince işte siz de biliyorsunuz Hakan Kutlu'nun da bir açıklaması var. Diyor ki PTT 1. Lig'deyken diyor 9 ay ben ve ekibim tek kuruş para almadan diyor Süper Lig'e taşıdık. Süper Lig'e çıktığı zaman diyor 50 trilyon para girdi diyor kasaya. Bu da bizim sayemizde oldu. Benim yönetimimdeyken diyor takım otel parasını veremedi. Cebimden otel parası verdim. Otobüse icra geldi. Otobüsün icrasını kendi paramla kaldırdım. Bir de 1 trilyona yakın alacağım zaten vardı Mersin İdman Yurdu'ndan. Hibe ettim. Yok diyor ki şimdi tekrar beni çağırdıkları zaman bunun yarısını da almayacağım dedim. Hibe ettim. Yarısını hibe ettim. Yarısını alacağım diyor. Orada da borcumuz var da değil mi? Var. Daha var. Daha diyor ki yarısını hibe ettim. Yarısını alacağım helal diyor. Helal olsun ama. Başkan diyor tabii ben istemez diyor. Bunun gibi daha çok şeyler var diyor. Onun için şimdi, Ali Kahraman'ı ben istemiyor diyor. Hakan Kutlu'yu Mersin'e getiren kim? O zaman çıktığımız zaman. Aynı yönetim değil mi? Aynı yönetim evet. Aynı peki yönetim. Niye Ali Kahraman'ı bunu istemez? Soru bu şimdi. Evet. Niye istemiyorsun niye Ali Kahraman'ı? Çıkıp da söylesin. Ne yapmış bu adam Mersin'e? Ya sana ne yapmış? Ya da biriyle anlaştı Ali Kahraman'la getirecek. Onun için Hakan Kutlu istemiyor. Şimdi ben az önce dedim ya bak ben bunda belge desen koyamam, şu desen koyamam ama ben Hakk'a inanırım. Siz Nurullah Saran'la neler yaptınız onu açıklayın bir. Önce Nurullah Saran zamanında neler yaptınız? Bu takıma ne katkı sağladınız, ne zarar verdiniz? Bir onu açıklayın önce bir. Siz demek ki Nurullah Sağlam ayarında bir hoca istiyorsunuz. Yani oturacağız. Hoca önüne koymuş mesela Bülent Korkmaz'ın A listesi koymuş. Bir de B listesi koymuş transfer. Onları da bırakmışlar, bunları da bırakmışlar. Hoca demiş hadi güle güle. Ya birini kabul et. Şimdi Ali Kahraman'la bir liste yapmıştı transfer listesi. Kafasında bir hoca vardır. Evet. Yapacağı listeye Hakan Kutlu uymamıştır. O kafasındaki hoca vardır. O uyuyordur buna. Dedim ya şimdi aldım verdim ben seni yendim yenmeye geldim. Oynar evet, da çocuklar evet, böyle. Evet evet. Böyle bir şey bunlar. Yani aldım verdim ben seni yendim yenmeye geldim hesabı. Baba at bakalım şuraya bir imzanı. Hani evet. Bazen babayit şeyler olur ya futbolcular. Biz önüne açık çeki koyduk. Evet. Abi inanmıyorum öyle bir şey. Açık çeki kime verir ya? Böyle bir şey var mı ya? Biz onun önüne açı çek attık. Ya da oraya 20 trilyon. Ne yapacaksın abi? Evet. Böyle bir şey yok ya. Kim kime açı çek verir ya?
Diyor ki ben buraya böyle imza attım. Peki boş mukaveleye imza attım. Evet. Ben inanmıyorum abi. Göster bana boş mukaveleyi. Peki Hakan Kutlu, siz boş bir belgeye imza atar mısınız? Atmam tabii ki yani. Ya şimdi peki Hakan Kutlu, ben şahsen aslında doğru olduğuna, doğru bir isim olduğuna inanıyorum Hakan Kutlu'nun. Niye biliyor musunuz şimdi hocam? Şimdi Hakan Kutlu hani Süper Lig'e çıktığımız sene son maç öncesinde görevi bırakmıştı. Sonra iadeye itibar yapıldı. Hani şampiyonluk maçına. Orada da madar ettiler. Orada da adamı madar ettiler. Sesi çıkmadı. Tek maçlığına geldi. Teknik direktör oldu. Yani aslında özür dilediler Hakan Kutlu'dan. Yani iadeye itibar ettiler. Sen bu takımı böyle getirdin. Süper Lig'e de işte çıkardın dediler yani aslında. Şimdi Hakan Kutlu'yu hakikaten benim gözlemlediğim kadarıyla taraftar çok sevdi Hakan Kutlu'yu. Hakikaten sevdim. Bir. İkincisi futbolcularla da iyi anlaşıyordu. Bir de Hakan Kutlu'yu ben yani bir 5-10 sene sonrasının bir Fatih Terim'i gibi görüyorum. Yani büyük takımları çalıştıracak bir teknik direktör gibi görüyorum. Çünkü bir otoritesi var. Yani bir futbolcuyla da irtibatındayken sahadaki duruşu, gösterişi açısından bir otoritesi var. Yani taraftara karşı da bir otoritesi var. Emin olun bazı maçlarda ben gördüm böyle. Şovmen değil. Şovmen değil. Taraftara dönüp baktığı zaman taraftardan çıt çıkmıyor. Yani hakikaten taraftar böyle bir küfür içerikli bir yani cümleye başladığı anda Hakan Kutlu dönüp baktığında susuyordu taraftar. Yani o bakış yani bir otoritesi var. Futbolcuya da bir otoritesi var. Bir de adam yeni bir sistem getirdi işte haftalık toplantılar şunlar bunlar falan. O Hakan Kutlu döneminde başladı. Gerçi gazeteciler de bunu teşvik ettiler. Şimdi Hakan Kutlu bir de yani klasmanını arttırmak isteyen bir adam. Yani bugün yarın işte Fatih Terim'in ayarına gelmek isteyen bir kişi. Tabii ki yani istiyor bir çalışacak, başarılı olacak ki Türkiye'de, Avrupa'da nam yapsın, isim yapsın. Kim istemez yurt dışına gidip de teknik direktörlük yapmayı? Tabii yani ki, elbette ki. Şimdi dolayısıyla o açıdan ben doğru bir isim görüyorum Hakan Kutlu. Yani ve başarılı olabileceğine demek. Şu aşamada doğru. Evet. Şu aşamada doğru. Şimdi bu aşama derken belki seneye yapılacak yeni bir kadroyla mesela idman durumu çok iyi olsa, çok iyi olsa, bütçede bir sıkıntı olmazsa, bir de alacağınız oyunculara antrenörün hükmetmesi lazım. Alacağınız oyunculara antrenörün hükmetmesi lazım. Hükmedemediğiniz oyuncuların altında bir hoca olursanız evet, futbolcu sizi madar eder. Ben onu şöyle değerlendireyim sevgili Ali. Bir aileyi düşünün. Genç evladı, varlıklı bir ailenin genç evladı bir hatunla evlenmek istiyor. Abi karşı, abla karşı, anne karşı, baba karşı, anneanne karşı, babaanne karşı, o karşı. Ve çocuk ısrarla böyle bir evlilik yapmak istiyor ve yapıyor. O aile birini düşünürseniz Zerif. O aile birini düşünün. O aile bir araya gelebilir mi? Gelemez. Şimdi nereden geleceğim? Sizin de getireceğiniz hoca futbolcuyla uyum sağlayacak. Sağlayabilirseniz daha iyi başarılı olursunuz. Taraftarla uyum sağlayacak. Şehirle uyum sağlayacak. Şehir sevecek, taraftar sevecek, toplu sevecek. İşte başarı para da olmasa başarı buradan gelir. Evet. Ama getireceğin hocayı şehir sevmez. Futbolcu sevmez. Taraftar şimdi, sevmez. Evet, Hakan Kutlu sağlamıştı hocam. Şimdi işte, Samsun Spor maçını hatırlamıyor musunuz? 4-0 yenildik. 4-0 yenik şeye girdik. 5-4. Soyunma odasına gitti. Her şey bitti. Futbolcular dedik. Yine eylem yapmışlardı. Paramızı alamıyoruz diye. Soyunma odasında futbolculara öyle bir konuşma yaptı ki bu adam. Futbolcular ikinci yarı sahaya çıktı. O maçı 5-4 kazandı. Mesela şimdi çok iyi yerlere mesela temas ediyoruz. Şimdi şehirde bir sürü psikolog var. Değil mi? Evet. Bir psikolojik bir rahatsızlığımız var. Gidiyoruz. Psikolog 100 lira, psikolog 200 lira, psikolog 1 milyar. Evet. Adamın kendine güveniyor. Gidiyorsun, iyi bir terapi yapıyor. Çıktın mı da kafan rahatlıyor. İşte bu bir terapidir. Soyunmasındaki yapılan bir terapi. Evet. Yani amatör hükümede şöyle var. Hocam bazen ben espri yapıyorum. Hocam taktik yaptın mı? Taktik sen sağ bek, sen sol bek, sen santrafa çıkın Allah aşkına oynayın. Amatör hükümede taktik bu. Sen kaledesin. Sen sağ bek, sen sol çıkın Allah aşkına oynayın. Bu farklı bir şey. Oradaki farklı bir şey. Yani dedim ya. Demek ki Hakan Kutlu'yu futbolcu sevmiş. Taraftar sevmiş ki evet, o Samsun'da, İstanbul'da yapılan maçta ne kadar taraftar vardı. Evet. Değil mi? Tıklım evet, tıklımdı. Evet, evet. Ya inanmıştık bu. Mersin, İnandırmış. Mersin'de o Samsun Spor maçında Tevfik Sıdı Gül Stadyumu'nda işte rahat 12 bin kişi vardı. 12 bin kişinin emin olun yani hepsi Mersin'de çünkü Samsun'dan kim gelecek ya top 50 kişi 100 kişi ya gelmiş diye yoktu.
O 12 bin kişinin 10 bini kesinlikle ağladı. Ben de dahil. Değil mi? Ağladık yani. Bu maç buradan buraya nasıl geldi? Buradan buraya nasıl geldi diye ağladık yani. Yani sevinç ağlaması. Sevinç ağlaması. Sevinç ağlaması. Ağladık yani öylesine. Samsun'da İstanbul'da maç yaptık. Orada evet. Ne yaptık Samsun'da? Evet işte. Yine Hakan Kutlu vardı. Zavallı Samsun bizden çok çekti. Bizim yüzümüzden Süper Lig'e. Yani yine orada Hakan Hoca vardı değil mi? Evet. Şimdi evet. Şu anki isim olarak doğru. Ama keşke Bülent Hoca'da farklı bir diyalogla kopsaydık. Evet. Farklı bir şey de olsa demek ki. Güzel gitseydi. Güzel gitseydi. Yani evet. Mesut Bakkal yanımıza gelmeyecek mi? Yine gelecek. Hocaysa bu işi yapıyorsan. Yine bu takım buradaysa tabii. Yine geleceksin. Bülent Korkmaz gelmeyecek mi? Gelecek. Yani ilişkilerimizin iyi olması lazım. Kulüp bazında yarın. Ama Hakan Bülent... Kutlu dedi ki açık açık söyledi yani Ali Kahraman'ın olmasa gelirim dedi. Kapıyı açık bıraktı Hakan Kutlu. 11 Ocak'ta ki... genel kurul olacak dedi. Bu yönetim görev almazsa devam ederim dedi. Demek ki aralarında bir şey var. Bir sürtüşme problem, bir sürtüşme var yani. Evet, evet. Ama bana göre de eğer Hakan Hoca bu kadar direniyorsa demek ki ağır bir itham var. Hani karşılık bir ağır itham var. Evet, evet. Ama normal bir şey olsa o takım bırakmazdı Hakan Hoca. Evet. İnan bırakmazdı. Orada da parasız pulsuz o takım orada çalıştırırdı. İzmir'e de götürürdü. Maçını da yaptırdı. Buraya gelirdi 11'ini beklerdi. Demek ki Hakan Hoca'ya ağır bir itham var. Ali Kahraman tarafından. Evet. Ya da demiştir ki muhalif kanat demiştir ki hocam tamam sen bırak bu işler biraz daha kesmesi şey oldu karışık buruşuk işler oldu. Biz bir kahramanlığı gönderelim. Biz kahramanlığı gönderelim. Biz yönetimi oluşturalım. Zaten gel. Şubat'ın 3'üne 4'üne kadar transfer var. Evet. Zaten ilk maçımız Beşiktaş'la. Ondan bir şey beklemiyoruz. Bazı takımlar vardır. Hocam puan yazmazlar. Biz ona bir şey yazmadık. Beşiktaş maçına bir şey yazmadık. Ne zaman maç? 17 Ocak'ta. Diğer maçımız ne zaman? 22-23 Ocak'ta. Demek ki daha bizim 20 günlük bir süremiz var. Şöyle bir şey yapar mıyız hocam? Biz bu kadronun içine 6-7 tane oyuncu alsak senin getireceğin iyi uyum monta yapabilir misin? Yaparım. Bitti. Bana bir isimleri verin siz. Benim dediğim isim gelsin. Ben kefilim. Bu takıma 6 tane alacağım oyuncuyu ben monta ederim. 15 günde de bunu tuttururum derse hoca yapar. Ya Hakan Kutlu'nun takımıyla çıkmadık mı Süper Lig'e işte? Yani derse bunu hoca yapar. Çünkü o ayarda oyuncu alır. Yani bir de alacağınız oyuncu ekonomik dengeleri iyi olacak. Mesela şimdi içeride oynayan oyuncu maç başı 15'e 10'a oynuyorsa alacağınız oyuncu 30-40 verirsen yine patlar. Evet. Ona yine patlar. Bu sefer o topçu yürümez. Evet. Bir de mesela topçu sahada hocayı satar. Bak bazı maçlar var mesela. Ben şey olsa da kayıtlar falan olsa da bazı maçlar var. Bazı Servet'in yaptığı hareketler var. Ben size onu tek tek göstersem yalancı buluşlar. Evet. Yalancı koşuşlar. Evet. Yalancı evet. Kafaya çıkmalar. Evet. Mesela şu Kasımpaşa maçındaki yediğimiz gol evlere şenlik. Yalancı. Bir de yani kaptan yapmışlardı Servet'i. Yani nasıl kaptan? Yani sahada kavga oluyor. Servet sahanın bir ucunda. Dönüp de müdahale etmiyor, hakemle konuşmuyor, arkadaşını savunmuyor ya da kavga eden rakip oyuncuları falan birbirine ayırmıyor yani değil mi? Kaptan her şeyle yani, ilgilenir. Yani. Yok böyle bir şey yok yani adı kaptan. Yani onun için yalancı koşuş, yalancı havaya çıkma, evet, evet, yalancı evet. Kaleye şut atma, yalancı kafa vuruşu. Topu kaybetme falan aynen öyle. Yani aynen o Galatasaray maçında yediğimiz mesela goller falan benim aklıma hep geliyor bunlar. Evet. Bunu ben tabii... o geçmiş hafta aylardaki o geri pasları da şüpheli buluyordum hocam. Yani o geri paslarda ya, da çok şey vardı yani. Yani bunu oynayan bilir. Evet. İlla ki ben bunu 15 sene, 20 sene top oynadım ben çok iyi bilirim değil hocam. Değil. Şimdi ben mesela bir tabiri caizse bir şey var. Şimdi... Halk arasında konuşuruz. Özgürlük, hürriyet, yaşamak. Şimdi cezaevine girersin. Abi 2-3 gün yat. Çok şey öğrenirsin. Evet. Adam sen öğrenirsin. Evet, Allah adam değilsen öğrenemezsin. Ama da o bir adam çıkıp gidiyor. Onun için önemli değil ki. Onun için hürriyet, yaşamak. Adamın hayattan mı geleceği yok? Onun için bunlar farklı bir şey. Yani illaki ben 20 sene top oynadım. Rıdvan Dilmen de 20 sene top oynadı. Evet. Türkiye'nin spor starıydı. Hocalık başarı oldu mu? Olamadı. Aman geldi yorumculukta cuk evet. Diye oturdu. Evet. Yani illaki en iyi futbolcu, en iyi futbolcu, en iyi hoca olacak diye bir şey yok. Yok. En iyi hakem de en iyi yorumcu da bir şey yok. Mourinho hiç kaleciymiş değil mi? Yani kendi ülkesinde ikinci ligde mi, üçüncü ligde mi? Ya Yılmaz Vural'ın da iyi top oynatıyor. Top oynayan kaleciymiş. Şimdi dünyanın en iyi. Ersun Yanal'ın futbol hayatı var mı? Yok işte yani. Yılmaz Vural'ın var mı? Ağam şu an topçuluk hayatı var mı? Yok. Evet. Ama bu işlere demek ki emek sarf etmişler, başarılı olmuşlar. Vesaire vesaire. Hocam yani, son dakikadayız.
Şimdi yani şu dipsiz kuyuyu konuş bitmiyor. Bitmiyor. Yani şimdi burada hep şey konuştuk, böyle istiyoruz şehrimizin takımı daha iyi olsun, daha güzel olsun. Tabii canım. İyi yerlerde olsun. İnanın bu şehrin böyle bir takıma ihtiyacı var. Biz daha önceki programımızda dedik ki Sivas'ın nüfusundan bahsettik. Aksaray'ın nüfusundan bahsettik. Kasımpaşa bir ilçedir dedik. Oradan bahsettik. Başakşehir'den bahsettik. Bir ilçedir. İlçe takımıdır sonuçta. Evet. Kayseri'den bahsettik. Erciyes'ten, Kayseri'den bahsettik. Yani bizden nüfusu küçük olan iller var. Bizden daha başarılı. Ne hikmetse biz başarılı değiliz. Şu şehrin nüfusu 2 milyon. Evet. Yani yalnız buraya bakmayalım sevgili Ali. Üst tarafa bak, alt tarafa da bakalım. Altta da bir şey yok. Yani o amatör şey genç takımlarda o 17 altyapıda orada bir şey yok. Altyapı sıfır. Yani oradan böyle bir oyuncu sivrilsin gelsin. İnanın ya 3 tane oyuncu çıkarın. 3 tane oyuncu çıkarın. Mersin Spor'a müthiş katkı sağlar. Şimdi Burhanettin Kocamaz'ın belediye başkanlığı olduğu ilk aylarda hani projelerini üst üste açıklıyordu ya, o zaman bir konuşması vardı. Tarsus İdman Yurdu'yla Mersin İdman Yurdu'nu birleştirmek. Yani nasıl birleştirmek? Şu anlamda ikisi de ayrı bir takım. Evet, ayrı ayrı liglerde top koşturuyorlar. Öyle bir tesis yapalım ki diyordu, yani Sayın Kocamaz'ın fikri buydu. Öyle bir tesis yapalım ki o tesisi Tarsus İdman Yurdu'da kullansın, Mersin İdman Yurdu'da kullansın. Ortak antrenmana çıksınlar, ortak maçlar yapsınlar, birbirlerini hazırlasınlar. Tarsus İdman Yurdu kendi liginde top koştursun, Süper Lig'de çıkma mücadelesi versin ama Mersin İdman Yurdu'na da şey yetiştirsin. Oyuncu yetiştirsin. Pilot takım diyorsunuz. Böyle bir... Tarsus İdman Yurdu pilot takım olsun. Burhanettin Kocamaz'ın böyle bir fikri vardı. Hala geçerli mi o fikri bilmiyorum ama. Şimdi Burhanettin Kocamaz, sevgili Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin 9 tane ilçe belediye başkanı var. Bunların daha hala 4 tanesi bunu kabullenmiş değil. 3-4 tanesi. Bir tanesi Mersin'de. Evet. Bir tanesi Mersin'de kabullenmiş değil. Aradaki bir de siyasi çekişme var. Yani ben hala şimdi oradaki diyor ki ben onun yerinde ben olmalıydım. O kavgalar var hala. O kavgalar da içeride devam ediyor. Yani tek futbol kavgası değil. O kavgalar da var. Tek %100 sorunsuz belediye ilişkisi olduğu belediye Burhanettin Bey'in Tarsus Belediye Başkanlığı. %100 sorunsuz. İkincisi Günlar. Üçüncüsü Anamur. Erdemli, Çamlıyayla böyle. Bir iki üç tane sorunlu belediye. Kendi partisinde olmasına rağmen sorunlu belediye var. Ki onları da aşamıyorsun. Hani demin dedik ya Tarsus pilot takım olsun. Güzel bir davranış. Mersin burada olsun. Mersin Tarsus'a atıyorum. Serol, Nurullah bilmem ne falan. Oynamıyor mu sende? Ver Tarsus'a. Oradan sivrilerini al bu tarafa. Meski bana çıkaralım. Çabamız oydu. Balda olsun Meski. Orada altyapıdan U19'dan, 17'den, 18'den oraya oyuncu verelim. Orada pişsin, sivrilsin. Tarsus'tan pişsin, sivrilsin. Gelsin, burada oynasın. Mesela Erdemli'ye, Anamur, Baldigin'de ya Meski, ya İtmar altyapısından hiç oyuncu almıyorlar. Hep dışarıdan alıyorlar oyuncuları. Hocam işte o altyapı çok önemli. Yani şimdi siz de hatırlarsanız Yup Derval gelmişti hani, evet, Türkiye'ye. O Yup Derval geldi, Türkiye'de futbolda çok şeyi değiştirdi. Galatasaray'a Sepp Göntek de aynı. Galatasaray'da altyapıdan başladı. O zamana Galatasaray'ın altyapısı yoktu. Evet. Adam altyapıdan başladı. Adam göreve başladığı ilk gün basın toplantısında dedi ki, işte Mustafa Denizli'yi de kendine yardımcı aldı. Dedi ki benim burada yaptıklarımın ödülünü 20 yıl sonra alacaksınız dedi. Dedi ve aldı. Bir de mütevazilik yapmıştı biliyor musunuz? Ben dedim Mustafa Denizli'den çok şey öğrendim. Evet, bir de öyle bir şey de söyledi. Yep Derval, evet. Mustafa Denizli'ye böyle konuşuyor. Ben evet, diyor Mustafa Denizli'den çok şey kaptım. Adam işte Allah rahmet eylesin, o da öldü. Ve şeydi yani ölmeden bir iki ay öncesinde röportaj yapmışlardı. Adam Galatasaray'ı unutmamış. Evinde Galatasaray'ın filamaları, Galatasaray köşesi, üstünde Galatasaray formasıyla falan adam şey yaptı. Yani... İşte demek istediğim, öyle biri gelecek, Mersin'de de altyapıyı kuracak,
her şeyi kuracak, diyecek ki ya işte 5 sene, 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra bunun ödülünü alacaksınız diyecek. Herkes de eyvallah diyecek ama işi bilen bir adam olacak. Şimdi buradaki, burada kim yapacak? Yönetim yapacak. Yönetim yapacak. Mesela şimdi ben Mersin'de hocam, bir hoca... son cümleleri alalım. Son cümleler. Mersin'de bir hoca var. Mehmet Akar. Akdeniz Belediyesi'nin hocası. Ben bunun ismini değiştirdim. Evet. Mehmet Akar'ı sildim. Bütün sahada bunu koşum. Mehmet Ferguson diyorum. Alex Ferguson, Mersin Türk köşübü. Niye bunu dedim? 22 yıldır aynı kulüpte. Evet. Bak 22 yıldır. Başarı mı başarı? İşte bak demin dedik ya işte. Bir hocayı en az kulüpte 6-7 yıl tutacaksın. Evet. Ona bir kadro vereceksin. Brezilya'nın başarısı, adam 15 seneyi aşmıştı. Aynı İzlanda. İşte. İzlanda geldi takı takı bizi yendi bak. Evet. İzlanda'nın bundan 4-5 sene önce yani Türk futbol, dünya futbolunda bir şey yoktu. Bir düşüşteydi. Ne oldu? Altyapıya döndü birden fışkırdı. İzlanda, Almanya nazara öyle. İzlanda'da futbol oynayacak toprak bile yok. Yani. Adamlar, onun için evet. Altyapı, yönetim, iyi bir yönetim, iyi bir hoca, iyi bir altyapı. Ama şu şartlarla, son cümleler, bu şartlarla tekrar ediyorum. Ben şunu üzülerek de söylüyorum. Bunu konuşurken de içim yanıyor. 5 hafta önceden ben Mersin İsmail'in selasını verdirmiştim içimden. Yani bu takımın bu durumlara geleceği belliydi. Evet. Evet, belli. Onun için yine de inşallah iyi olur diyoruz. Can çıkmadan, bilmem neyse bu çıkmadan can çıkmadan mı derler ya o hesaptan. İnşallah yine de iyi olur. İyiye gideriz. Bir pazartesi bekleyelim. Bir genel kurul olsun bakalım. Yine oturur konuşuruz, değerlendiririz. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Değerli seyirciler, detayda Mersin İdman Yurdu'nu konuştuk. Daha çok konuşmaya da devam edeceğiz. Hafta içerisinde haber bültenlerimizde, haber içerikli programlarımızda. Çünkü Mersin İdman Yurdu'nda çok kısa sürede çok anormal şeyler gerçekleşiyor. Ve artık normale dönmesini istiyoruz Mersin İdman Yurdu'nun. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İşaret TV'de kalın. Hoşça kalın efendim.